Merhabalar. Excel 2016 programının genel bir tanıtımını yapacağız bu videomuzda. Öğrenmiş olduğunuz bilgilerin birçoğu Excel 2016 için de geçerlidir. Excel 2016'da da uygulayabilirsiniz. Benzer şekilde Excel 2016 içerisinde öğrenecek olduğunuz bilgilerin de birçoğunu Excel, PowerPoint ve Word 2016'da da uygulayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bununla birlikte Excel 2016'da mutlaka Word ve PowerPoint'te de yaptığınız gibi bir işlem yapmadan önce mutlaka işlem yapacağınız yere tıklamanız lazım. Örneğin bir eklemeden önce ekleyeceğiniz yere tıklamanız lazım ya da bir işlem yapmadan önce işlem yapacağınız yere tıklamanız lazım. Bununla birlikte eğer bir hücreyle işlem yapacaksak önce hücreyi seçmelisiniz. Hücre grubuyla ya da tabloyla işlem yapacaksak tabloyu seçmek zorundayız. Hücrenin içerisine yazmış olduğunuz yazının bir kısmı ile işlem yapacaksanız o yazının bir kısmını seçmeniz gerekmektedir. Bunları unutmayalım. Peki Excel 2016 nedir? Excel 2016 bir hesap çizelgesi programıdır. Hesap çizelgesi programlarıyla tablo, grafik, form oluşturabiliriz. Bunları düzenleyebiliriz. Mantıksal ve matematiksel sınavlar gerçekleştirebiliriz. Bu hesap çizelgesi programları içerisinde sadece Excel bulunmamakta. Ücretli olarak en yaygın kullanılan aslında Excel, Microsoft'un ürünü olarak Excel ön plana çıkmaktadır. Onun dışında ücretli başka versiyonlarda bulunmaktadır. Bununla birlikte ücretsiz olarak açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve hemen hemen Excel'deki özelliklerin birçoğunun yer aldığı uygulamalarda bulunmaktadır. İşte bunlardan da en yaygın kullanılan, en çok isimlerini bilinen uygulamalardan iki tanesini örnek olarak yazdım. Lisanslı ürün kullanmak zorunda mıyız? Lisanslı ürün almıyorsak eğer açık kaynak kodlu ürünleri kullanarak da ihtiyacımız olan her şeyi rahatlıkla yapabiliriz. Tabii ki lisanslı ürünlerin örneğin Excel'in diğer versiyon ürün programlara göre avantajlı olduğu durumlar var. Hazır kodları ya da görselliği, grafik arayüzü vesaire. Kullandıkça bunları inceledikçe zaten bu farkları görüyorsunuz ama o özellikler olmadan da işinizi yapabileceğiniz uygulamalar mevcut. Dolayısıyla hangisini kullanmalıyız sorusunun yanıtı aslında ihtiyaçlarınızı hangisiyle daha iyi karşılayabiliyorsanız onu kullanmalısınız. Bunun dışında ücretsiz ürünler işte işimize yarar mı? Amacımıza uygun bir şekilde aslında eğitsel, akademik ya da idari anlamda hangi amaçla kullanırsak kullanalım, ücretsiz ürünler de işimizi görecektir. Çünkü bizlerin ileri düzey makro ya da program yazarak bir işlem yapmaya ihtiyacımız olmayacak. En azından istatistiksel işlemler yapmayacaksak. Dolayısıyla ücretsiz olan versiyonlarda işimizi görebilir. Bu eğitim kapsamında Excel en yaygın kullanılan Excel programı olduğu için Excel programı üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama diğer programlarda da benzer şekilde işlemler gerçekleştirilmekte. Bilginiz olsun. Excel 2016'yı açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran gelmektedir ilk olarak. Bu ekranda bu alanda görmüş olduğunuz şablonlar vardır. Bu şablonlardan ihtiyacınıza uygun olanları kullanabilirsiniz. Bu şablonlar neye benziyor? Word programında da hatırlarsanız hazır şablonlar vardı. Hazır şablonlar üzerinden belgeler düzenleyebiliyorduk. Burada da gene Excel'de de aynı mantıkta hazır şablonları kullanabilirsiniz. Buradaki şablonlar gerçekten işinize yarayacak öğeler barındırıyor. İncelemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber sol tarafta bölümde daha önce çalışmış olduğunuz Excel çalışma kitaplarını görebilirsiniz. Bu çalışma kitaplarından istediğinize tıklayıp açıp tekrar düzenleyebilirsiniz. Onun dışında da boş çalışma tablosunu açıp bu boş çalışma tablosu üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Excel 2016'da boş çalışma kitabı ya da herhangi bir şablon açtığınız zaman direkt zaten sayfa açılacak. Bu sayfada üst bölümde sekme yapısı biliyorsunuz şerit yapısı mevcut. Word'de ve PowerPoint'te de aynı şeyler geçerliydi. İşte burada menü sekmeleri yer almakta. Bu menü sekmelerine ek olarak eklediğimiz diğer öğelere ilişkin var olan yeni sekmelerde açılmakta. Hatırlarsanız tablo eklendiği zaman tablo araçları, işte resim eklendiği zaman resim araçları diye şu alanda fareyle gösterdiğim alanda yeni sekmeler açılıyor. Bununla beraber şu başlık çubuğu bizim çalışma kitabımızın adı burada görünmekte. Yeni versiyon olarak kaydettiğimiz zaman yani Excel 2010 sürümü ve sonrasında kaydedilenlerde
Burası bu şekilde görünmekte ama daha eski versiyonlarda kaydedilmiş olan Excel çalışma tablolarında burada uyumluluk modu yazmakta. Uyumluluk modu yazdığı zaman şunu bilmelisiniz. Mevcut programdaki güncel özellikler o çalışma kitabında aktif olarak görünmeyecektir. Aktif olarak görünmesi için siz bu Excel çalışma kitabını farklı bir şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Birazdan o ekranı da göstereceğim size. Yine Word'de PowerPoint'te olduğu gibi hızlı erişim araç çubuğu var. Bu araç çubuğunu işlerinizi kolaylaştıracak şekilde düzenleyebilirsiniz. İşte komut gruplarımız yer almakta. Örneğin şu alanı ve şu alanı inceleyecek olursak buradaki bakın şuradaki paragraf hizalamaları ya da yazı tipi seçmesi, kalın italik, altı çizili olması, kes, kopyala, yapıştır gibi bu özellikler zaten Word'de de vardı, PowerPoint'te de vardı hatırlarsanız. Bununla birlikte her pencerenin alt öğeleri açılıyor. Alt komutları var. O komutları ihtiyacımıza göre kullanacağız. Bazen bu sekmelerle, şeritlerle çalışırken farkında olmadan şeritleri kapatabiliyoruz. İşte o kapatma, açma ayar yerini şu görmüş olduğunuz şerit gizleme ayar yerinden yapabilirsiniz. Oraya tıkladığınız zaman şu anda bakın fareli gösterdiğim pencere açılıyor. Gizle, göster, sekmeleri ve komutları göster diye seçenekler çıkıyor. Şu alanı siz eğer kaybettiyseniz ve bunu sabit bir şekilde görünmesini istiyorsanız hemen buraya tıklayıp şuradaki sekmeleri ve komutları göster seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bununla beraber şu alan, bakın şu alan bizim formül çubuğumuzdur. Formül çubuğu şudur. Ya, seçmiş olduğumuz hücrede bir şey yazıyorsa o yazan içeriği bize burada aynen göstermektedir. Bununla beraber eğer bizim seçmiş olduğumuz hücreye biz bir formül yazdıysak hücrede formülün sonucu görünecektir. Ancak o formülün ne olduğunu biz bu formül çubuğuna bakarak görebileceğiz. Yani örneğin iki hücrenin toplama işlemini yaptırdıysak biz o hücrede toplama işleminin matematiksel sonucu yazacak. Ancak biz o hücreye tıkladığımız zaman bu formül çubuğunda hangi iki hücrenin toplandığını görebileceğiz. Bize bu kolaylığı sağlayacak. Aynı zamanda burada FX'e basarak da formül yazmak için bizim yardımcı olan bir pencereyle karşılaşacağız. Bununla beraber şu alanda da bizim hangi hücreyi seçtiysek o hücrenin adını göreceğiz. Excel'de Word ve PowerPoint'in aksine Word'de biliyorsunuz sayfalar vardı, belgeler üzerinde çalışıyordunuz. PowerPoint'te slaytlar vardı, slaytlar üzerinde çalışıyorduk. Excel'de ise çalışma sayfaları var ancak çalışma sayfalarının içerisindeki hücreler üzerinden çalışıyoruz. Ve her bir hücrenin bir adı var. Bu ad üzerinden biz işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki hücre adının bilgisi bizim için çok 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 önemli. Bunu unutmayın lütfen. Birazdan zaten bu hücre adında nasıl olduğunu size söyleyeceğim. İşte biraz önce dediğim şey zaten bu. Word programında doküman belge üzerine çalışıyorduk. PowerPoint'te slaytlar. Excel'de ise çalışma tablosu üzerinde çalışırız. Biz sayfalar açıp hücrelerle çalışırız. Hücreleri gruplandırarak tablolar, formlar oluştururuz. Onları işleriz. Bununla beraber şablonlar bulunmaktadır. Az önce zaten şablonlardan bahsettim. Bu şablonlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve biz uygulama sırasında boş çalışma kitabı açarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İşte bu çalışma kitabı içerisinde sayfalar var. Başlangıçta bir sayfa var. Biz daha sonra açtıkça sayfa sayısı artacak. Daha sonra da onun içerisinde hücreler olacak ve hücreleri kullanacağız. Hücre topluluklarıyla da tabloları meydana getireceğiz. Belge kaydetmek için Word'de ve PowerPoint'te olduğu gibi aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Ve bu işlemler sonucunda hemen şu anda size göstereceğim. Dosya türlerini belirleyeceğiz. Hani biraz önce eski versiyon, yeni versiyon diye bahsettim hatırlarsanız. İşte eski versiyon XLS uzantılı oluyor. Yeni versiyon ise XLSX uzantılı oluyor. Bunları siz farklı kaydet ekranından gelip değiştirebilirsiniz. Farklı kaydederek. Aynı zamanda PDF olarak yine kaydedebiliyoruz Word'de ve PowerPoint'te olduğu gibi. Bununla birlikte SPSS gibi analiz programlarında kullanmak üzere Excel'de hazırlamış olduğunuz tabloları CSV formatında kaydedip o programlarda kullanmak üzere açabilirsiniz. Onun dışında farklı dosya türleri de mevcut. İhtiyaçlarınıza uygun olarak bunları kullanabilirsiniz. Çalışma ekranına gelecek olursak boş çalışma sayfa kitabı açtığımızı düşünün. Bak buradaki her bir şuradaki gözenek bir hücreyi göstermektedir. Ve bu hücrelerin adı yukarıdaki A, B, C, D diye ilerleyen sütun harfleriyle 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerleyen satır sayılarının birleşimiyle ifade edilmektedir. Yani örneğin şu anda benim şuradaki seçili olan hücremin adı F7 hücresidir.
Zaten bakın burada da hemen F7 yazmaktadır. Bizler işlemler yaparken oradaki hücrelerin adlarına bakarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunları unutmayın. Ve bununla beraber satırlar ve sütunlar üzerinden çalışacağız. Yani ben A harfine tıkladığım zaman A harfinde sütunu seçmiş olacağım. A sütunu seçmiş oluyorum. Ya da burada 7'ye basarsam 7 satırını komple seçmiş oluyorum. Ama ben bu aradaki hücreleri seçmek istiyorsam bu arada ihtiyacım olan kadar hücre seçebilirim. Aynı zamanda işte biz çalışma kitabı içerisinde sayfalar üzerinde çalışabiliriz demiştik. Şu anda sayfa 1 görünüyor bakın şurada. Buradaki artıya basarak yeni çalışma sayfaları ekleyebilirim. Bu sayfalar üzerinde birbirleriyle haber kurabilirim. Farklı amaçlarda kullanabilirim. Birçok şekilde işleyebilirim. Genel bilgilendirme bu kadar. Bununla beraber diğer videoları izlerseniz çalışmaları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çalışmalarla beraber zaten örnek uygulamalar gerçekleştireceğiz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.